Mahalle! Uyanın, uyanın. Okul zamanı geldi. Naciye anne. Ferhan, Allah canını almasın, bu ne? Bu benim 4x4'üm. Bak, bir beygir gücünde ve yokuşta kaymıyor, yemin ediyorum. Nerede tembel olur? Salih! Lan oğlum, ananın koynundan sezaryenle mi alacağız lan seni? Hadi görüşürüz. Hadi koçum. Vallahi tembel mahallesi, bak yemin ediyorum ya. Uyan! Uyan, uyan! Okul var, iş var. Tembellere pireklemek var. Sesim kısıldı, bak bağırtıyorsunuz ha. Azra! Oo. Oo. Şimdi beyaz atlı prens mi oldun? Niye, olamaz mıyım? Olmaz. Sebep? Prensler zengin olur bir kere. Oo, bizim de gönlümüz zengin ya. Olmaz. Peki, bineceğim mi? Yok, binemem ben. Sen düşürürsün beni bundan. Ay. Kral, şunu alsana. Günaydın mahalleli. Günaydın baba. Günaydın ha. Cafer. Cafer. Lan Cafer, nasılsın, mı geziyorsun lan? Çantada abisi kirlenmişsin diye okulda giyeceğim. He? Ama montunu giymişsin, çantanı takmışsın, ayakkabıya kıyamıyor. Çıkart bakayım şunu. Çıkar. Lan kapat lan, gözümü aldım. Bu nasıl bir gıcırlık oğlum? Ha? Ver bakayım şunları. Gönder bakayım solaya. Aslan. Sok bakayım. Ha? Senin ayağın mı büyüdü lan? Ha? İşte bu kadar. Bana bak. Bana söz ver, tamam mı? Kirlenirse temizleriz, yırtılırsa yeniliriz. Tamam abisi. Tamam abisi. Aslanım benim. Evet, hadi şimdi lastik abiniz sizi bu servisle bundan sonra okula götürecek. Oha, servise mi bineceğiz? Servise bineceğiz abisi. Nasıl ya? Bugünlük mü, her gün mü? Her gün. Bedava. Şöyle, lastik abiniz ilk önce sabahları sizi bırakacak, sizden sonra da üniversiteli arkadaşları bırakacak. Yani sizin paranızı onlar ödemiş oluyor. Yani bir nevi bedava. Yalnız bak anneler, lafım size. Bundan sonra yok ulaşımı kaçırdım, yok otobüs yoktu, hava kötüydü, o bu falan, hiçbir şey istemiyorum. Bak bu çocuklar her gün okula gidecek. Tamam mı? Haydi bakalım. Haydi koyun bakalım, koyun değil. Azra. Efendim? Bana bak, bu çocukların servis ablası sensin, tamam mı? Ha? Sorumluluk sende. Tamam, bunlar bende. Hadi bakalım. Ne kadar güzel yemek yiyorsunuz, hiç soran yok. Aç mısın, tok musun? Bir domatat. Kız gel, koşmuş. Ay Ferhan, biliyorsun sen böyle şeyleri pek sevmiyorsun ama işte... biz böyle aramızda para topladık, sana ufak bir şey aldık. Böyle. Niye zahmet ettiniz ya? Çok güzelmiş. Güzel. Teşekkür ederim. Güle güle. Gösteremedim sana seni, nasıl sevdiğimi anlatamadım o kör kuyu. Bizim seninle aramızda bir şey olması mümkün değil. Lütfen artık mesaj atma. Atsan da mesajlarını göremem. Babam aldı telefonumu. Bak ben zaten burada yeniyim. Kimseyi tanımıyorum. Hayatım zaten zor, sen daha da zorlaştırıyorsun. Benim... ben seninle buluşmam ya da görüşmem mümkün değil. Senin hislerinin bende karşılığı yok. Perihan abla bu bağırdı, bunu bağırarak söyledi. Kapattı. Sonra da kapattı zaten, gördüm. Müziği sesi biraz. Affedersin. Yani önemli değil de baban, biliyorsun. Kahvaltı hazır, bir DJ varmış sana. Gel hadi. Oğlum böyle mi söyledi harbiden? Şişt,
Sana diyorum. Böyle mi söyledi harbiden? He. Allah Allah. Birebir. Evet. Doğru söyle oğlum. Evet. Allah Allah. Ya senin hoşuna mı gitti? Ben anlamadım ki. Çok ilginç ya. Cümleler aynen böyle yani. Çay koy çay. Acıktık. Koyayım. Manyağa bak. Enteresan ya. Bitti mi çaylarımız? Tazeleyeyim. Nasılsın? Cevap versene kızım babama. Sen ne bu afra tafra ya? Ha? Biz bunun telefonunu aldık diye mi böyle yapıyor? Anlamadım ben. Tamam. Ne? Bu ne ustasızlık ya? Koyuyorum Müjde. Yemeyecek misin? Beren ablan Eminönü'ne gidecek bugün abinin nişanı için. Sen de onunla git. Ona yardım edersin. Hem belki biraz havan değişir. Bir İstanbul'u görürsün, bir boğaz havası alırsın. Gideriz tabii, gideriz. Gideriz değil mi Müjde? Bak kızım. Anlıyoruz tamam. Acın büyük. Anneni kaybettin. Benimle de hani öyle bir yakınlığın yoktu. Alışmaya çalışıyorsun buraya, bize. Tamam ama böyle olmaz. Ben de babanın bir yerde. Böyle aynı evin içinde beş karış suratlı olmuyor. Daha fazla gayret göstermen lazım. Tövbe estağfurullah. Biz ne diyoruz? Ah, olsun olsun. Ziya Bey. Getirdik buraya bunu bana be. Ziya Bey. Necdan torun oldu bak altın alacağım haberin olsun. Diyelim ki bakar mısın bana hop. Bakayım patron ben yemeyeyim içmeyeyim sana bakayım abi değil mi anlat. E ne yapayım oğlum duymuyorsun. Ben de bayılmıyorum ben konuşurken dudaklarıma bakmanı. Diyelim ki ben Müjde'yi kendime aşık ettim ki edeceğim. Tamam mı? Biz kaçtık gittik buralardan. Ne olacak? Ziya semti ateşe vermeyecek mi? Verecek. Hadi vermedi diyelim. E buradaki insanlar ne yapacak? Ya. Vallahi kusura bakma ama benim senden daha akıllı birini bulmam lazım doktor. Vallahi bak bu kıza düşmeden önce gelip bana böyle bir tane laps diye vuracaktı. Aptallaşma diyecekti. Anladın mı? Ben de ona profesör diyecektim. İyi abi. Bul. Vallahi bıktım seninle yaşamaktan ha. Bir şey mi diyorsun? Hı. Yemeğini yediyorum. Afiyet olsun. Tamam. Salih gelmiş. Kalk. Ne? Salih gelmiş. Salih. Hadi kalk. Bağırıyor musun sen ya saçmalama ben? Ayaklarını siler misin? Ben bağırsam da duymuyorum ha. Salih'e çay var mı? Çay var, var çay. Var tabii. Bıraktığın çaydanlığı terasta var. Salih'im hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kardeş hoş geldin. Selamünaleyküm. Salih'im gel Salih'im. Oo. Feren abim Metin'i biliyorsun benim kuzen. Ziya'nın da adamı. Evet. Evet evet öyle abi. Abi biz dün Metin'le konuştuk biraz. Hani üniversiteyi kazandığımı falan. Metin konuşabiliyor yani. Evet abi. Ha. Affedersin. Ben öyle sorunca şey yaptım. Geçin bakalım. Geç geç. Söyle bakalım ne istiyorsun? Abi şimdi duymuşsundur belki kulağına gelmiştir. Benim abim 4 yıl yatar yedi abi geçen sene. Ben de bu süre zarfında senin hoşuna gitmeyecek bazı işler yapmak şeysinde bulundum abi. Çok iyi yapmışsın aferin sana. Senin yaşın kaç? 20 abi. Okul? Liseyi bitirdim abi. Liseyi bitirdin. Allah Allah. Anne baba? Babam beni 10 yaşındayken vefat etti abi. Allah rahmet eylesin. Annen liseyi bitirtti yani sana. Allah onunla şifasını eksik etmesin. Amin. Kaç kardeşsiniz siz? 4 kardeşiz abi. En küçüğüm ben. Ne istiyorsun? Salih'in kuzeni. Abi şimdi
Öncelikle Allah senden razı olsun. Yani Salih Ottu'yu kazandıysa senin sayende kazandı abi. Ya onu geç güzel kardeşim. Salih çalıştı, didindi, kazandı, tamam mı? Sen ne istiyorsun ben anlamadım. İş mi istiyorsun, okutmamızı mı istiyorsun, ne istiyorsun? Abi şimdi Ferhan abi, ben anlatayım sana hemen. Anlat bakalım. Abi, Metin'in lisede dersleri 10 numaraydı. Yani bunu sana söylemek çekindi biraz. Ziyan işlerinden de rahatsız. Yani acaba diyorum, abi Metin de okumak istiyor yani. Ay, ay. Okumak istiyorsun ha? Ziya'nın haberi var mı buraya geldiğinden? Abi açıkçası daha söylemeyemedi. Yani dün akşam Salih ile öyle konuşunca Salih dedi ki gitmeden önce ben sizi bir tanıştırmak istiyorum dedi. Gel dedi, korkacak bir şey yok falan dedi. Öyle geldik yani. Ferhan abi, sen beni biliyorsun abi. Bu zamana kadar kimse için gelmedim. Ama Metin'e kefilim. Vay arkadaş ya. Ne Metin'miş ya. Ulan Salih. İlla gitmeden başına iş açacağım abi diyorsun ha. Ziya üstüme salacaksınız. Buraya geldiğinizi bilen gören var mı? Yok abi, dikkat ettik biz özellikle. Ben de uyardım abi. Diye mi oldu? Geldim. Dur dedim. Gel gel buraya gel. Ne oluyor lan? Ha, tamam mı abi? Oğlum ne yapıyorsunuz? Zıplamayın lan erkeğe. Misin oğlum? Ne söyledim oğlum ben size? Abi bu lavuk daha mahalleye geleli 2 gün olmamış geliyor posta koyuyor Sırrı abimiz. Lan sana mı düştü oğlum? Ha? Sana mı düştü? Çakallarla çakal olmayın oğlum. Yürü. Sen niye karışıyorsun esas? Yürü. Daldılar Sırrı Reis'e, evinden çıkacaksın falan. Lan oğlum ben sana söylüyorum. Bana geleceksiniz. Kavga etmeyeceksiniz. Basket! Kaybol! Haydi! Müjde sende. Tamamdır patron. Ben bir Ziya'yla konuşmaya gidiyorum. He? Ziya'yla konuşmaya gidiyorum. Evet. Yok yok, tek gideyim de. Dayı gel, bir çay içelim de sen de. Gel. Hayırdır? Ziya'yı göreceğim. Bakalım o seni görmek istiyor mu? Ferhan geldi abi. Tamam. Kollarını kaldır. Ulan Yılmaz, öğrenemedin benim silah taşımadığımı. Sen hayırdır? Mahallede olanları duydun mu Ziya abi? Duyduk oğlum. Sen bizim. He. Babanla konuştuğumu anlaman için ne yapmam gerekiyor acaba? Oğlum sen ne oluyor? Tamam. Bekle. Söyle. Söyle ne söyleyeceksen Ferhan. Bak ben buraya tartışmaya gelmedim. Şu mahalledeki sıkıntıyı çözmenin bir yolunu düşünelim diye geldim. Peki sence burası düşünmek için uygun bir yer mi? Bak bakalım etrafına. Oğlum burası ofis, sen biz burada ticaret yapıyoruz. Burası kütüphane mi? Evinde düşünseydin. Senin şu çocuğa ben edep öğretmeyeyim. Yemin ediyorum bak canı çok sıkılır ha. Ziya abi. Bak koca koca insanlar birbirine giriyordu. Şimdi çoluk çocuk birbirine girmeye başladı. Bu işin sonu kötü olacak. Birinin cenazesinde karşılaşacağız. Bak canımız sıkılacak. İyi tamam. Yani sen bu mesele çözülsün istiyorsan bize bulaşmayacaksın. Mesele toptan çözülmüş olacak, bu kadar. Nasıl bulaşmayalım sana biz? Ha? Ya sen beni çocukluğumdan beri tanıyorsun. Buradaki bütün insanları tanıyorsun. Babamın bile arkadaşıymışsın.
Sen 40 yıllık komşularını evinden çıkartıyorsun ya. Ya bassınlar gitsinler başka yerde yaşasınlar, bana ne? O zaman ver paralarını kuruşu kuruşuna. Niye vermiyorsun? İnsanları tehditle şantajla evlerinden ediyorsunuz. 5 liralık mallarını adamlar 3 liraya 2 liraya satıyor. Nasıl yeni bir yer alacaklar, nasıl yapacaklar? Ya ticaret yapıyoruz biz burada, ticaret. Ticaret mi yapıyorsunuz? Ya sen kendi komşularının çocuklarına torba tutturuyorsun. Sen neden bahsediyorsun ya? Hangi ticaret? Ulan sen kim oluyorsun da benim mekanımda bana posta koyuyorsun? Ben posta koymuyorum sana. Olanı söylüyorum. Yanlış mı söylüyorum? Bak Ferhan, rahmetli babanın hatırına sana ilişmiyorum ama benim sabrımı fazla zorlama. Nereden geliyor bu güven? Nereden geliyor? Allah'ın gafticisi, Allah'ın hırsızı gelmiş bana benim mekanımda ahlak dersi veriyor, öyle mi? Bu gafti var ya, o hırsız var ya, bak gece evine gidiyor, kafasını yastığa koyuyor, 10 numara 5 yıldız bir uyku çekiyor çünkü vicdanı rahat. Senin vicdanın rahat mı ya? Ha? Sen ne söylersen söyle, sensin siyah olan, ben değilim. Ben bembeyazım. Bak bu uyuşturucu işine devam edersen, karşında bambaşka bir Ferhan göreceksin. O çocuklar var ya, o çocukların analarını, babalarını ben çok zor tutuyorum ha. Hepsi benim bir tane lafım bekliyor, haberin olsun. Çık sen de. Efendim lastik. Kapalı çarşıdayız patron. Kapalı çarşı mı? İyi bakalım. Karışsın biraz çarşı pazar. Geliyorum. Evet ya, dinliyorum. Sina Bey. Ya kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi böyle ama ya bu mahalledeki evlerle ilgili. Evet, ne olmuş? Ya biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla ev satın aldık ve çok fazla insana tahliye emri gitti. Bu durumda mahallede birazcık sıkıntı yarattı yani. Bir de bu Ferhan örgütlüyor milleti, fiştekliyor falan. Yani tansiyon birazcık yüksek. Ben diyorum ki ya bu tahliye meselesini bir süre erteleyelim. Ya Ziya, ya gördün mü bak? Ben sana palazlanmadan bu Ferhan'ın kafasını kes dedim. Anasını babasını nasıl yaktıysan bunu da yak dedim. Yakmadın, ne oldu? Şimdi açıyorsun bana telefon, Ferhan diyorsun, mahalleyi örgütledi diyorsun. Adamı ortadan kaldırmaya kalksan, adamları var, sevenleri var, öyle mi? O kadar değil, o kadar değil de. O kadar Ziya. Üstelik bu babası gibi sessiz sedasız da gitmez. Gürültülü gider. Ama ben bekleyemem. Beklemek için makul bir sebebim yok. Üstelik sevmem de Ziya. Ortam gerginse, sen de tansiyon düşsün diye bekleyelim diyorsan zayıfsındır Ziya. Öyle mi? Doğrudur. Şimdi sen Esat'ı ara. Yarın gelsin, hemen harekete geçsin. Eğer bunlar, bu Ferhanlar başımıza bela olurlarsa senden bilirim Ziya. Seni o mahallenle birlikte yakarım. Anladın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz İpek Hanım. Amcacığım. Ah, İpekciğim. Ah yavrum, gel. Ya benim madene gitmem lazım. Bir adam var, ne zamandır peşindeyim, yakalayamıyorum. Çok zor organize ettik. Önemli değil. Biz de kadar beraber çıkalım mı? Tabii. Güzel. Canım. Hay bakalım. Annen aradı. İpek bu şirketin ortağı değil mi? Niye hukuk bürosunda çalışıyor dedi. Haksız da değil.
amca sen yapma bari. Sen biliyorsun ben hep avukat olmak istiyordum zaten. Şimdi gittim boşu boşuna mı hukuk okudum Amerika'da? Tabii ki boşu boşuna okumadın. Ama biz de 4 sene senin yolunu gözledik. Şimdi şurada çalışsan, biraz gözümüzün önünde olsan, biraz daha fazla vakit geçirsek birlikte fena mı olur? Hiç fena olmaz ama uzakta da sayılmam. Şirketin çalıştığı hukuk bürosundayım. Orası öyle de, bak burada babacığınla kurduğumuz kocaman bir dünya var. Başka bir yerde çalışıyor olman ne bileyim. Efendim kalk için hazırız. Hadi bakalım. Buyurun. Seni sık boğaz etmiyorum. Ama bizdeki işin odan hazır. Çok incesin ve çok tatlısın amcacığım. Ayrıca bana hiçbir zaman babamın yokluğunu hissettirmedin. Çok minnettarım. Ama yine de hayalimdeki mesleği yapmak istiyorum ve bu konuda netim. Tıpkı baban gibisin sen de. Hep burnunun dikine. İyi bakalım. Göreceğiz nasıl bir avukat olacaksın. Teşekkür ederim Serdar Bey. Geliriz gene. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Müjde. Hadi kızım gel. Kenan. Hadi gidiyoruz. Bak Müjde sana da değişiklik oldu işte. Bir ay oldu geleli hiç dışarı çıkmıyordum. Bakkala kasap dışında nereye gidebilirim ki? Hem zaten ben gitmek istesem de babam. Sen de haklısın. Ne diyeyim? Şuradan baharat da mı alsaydık? Neyse. Müjde, yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Kardeşin neden bu kadar kavgacı bir çocuk? Geçim sıkıntısıyla babasız büyümüş bir çocuk Erdal. Çarpışıyorduk. Selamlar Müjde Hanım. Ferhan? Hı? Dur ya. Çantam bizde, verecekler. Ne? Senden 5 dakika istiyorum. Hadi gel benimle. Hadi 5 dakika ya. Çanta bizde. Hadi gel. Teşekkür ederim. Oh, pardon dayı. Gel. Hadi. Bakma sen, bakma. Yürü gel. Vallahi kusura bakma ama seni görmenin başka bir yolunu bulamadım. Bu arada sen de hiç korkmuş gibi değildin. Bayağı serin kanlısın. Tebrik ederim. Korkudan taş kesildim çünkü. Ama niyetim güzeldi. Yani bence affedersin beni.
Bu arada çanta karakola bırakılacak. Panik yapacak bir şey yok yani. Karakol nerede? Perihan abla beni merak etmiştir. Gitmem lazım. İstersen ara. Telefonumu babamın aldığını söylemişti. Söylemiştin ama işte ben senin pencerede söylediklerini çok da ciddiye almadım. Bir şey söyleyeceğim sana. Bırak şimdi telefonu, Perihan ablayı. Şehrimizin en güzel, en ruhlu, en nevi şahsına binasını ara sokaklarında bir yarım saat geçirmek istemez misin? Hani çok dışarıda çıkmıyorsun, görüyorum. Beni istemezsen uzaktan izlerim seni, söz. Yemin ediyorum bak. Teşekkür ederim. Buyurun. Ya çok özür dilerim ya, rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Eşimin de benim de şarjımız bitti de annesini araması gerekiyor. Eğer rahatsız etmezsek bir telefonunuzu çok kısa kullanabilir miyiz? Olur. Çok teşekkür ederim. Karıcım al ara. Hadi hadi. Hadi bak, insanlar bekliyor. Çok iyi kız da biraz ağır kalmış. Ama başımızın tacı işte. Hepsi öyle. Ya yengecim sen de öyle. Sağ ol. Ama konuşabilir miyim? Perihan abla. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Esat Bey'le görüşecektim. Tabii, kim geldi diyeyim? Ziya Aksu diyeyim. Tabii. Gel. Selamünaleyküm. Ziya Bey, hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah. Esat Bey, sağ ol. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Şükür. Bir şey içer misin? Söyle. Yok yok, sağ olasın. Çok vaktim yok. Sina Bey'le konuştum da şimdi. Ya bizim bu mahalledeki evlerin tahliye meselesini bir an önce halletmemiz lazım. Nasıl yapalım? He. Diyorsun ki ben bu işi halledemiyorum. Siz halledin. Öyle mi? Af buyur. Bak biz sana bu işleri hallettiği eşek yüküyle para ödüyoruz. Doğru mu? Ödüyoruz. Ama sen halledemiyorsun, bize kalıyor iş. Öyle mi? Esat Bey, üslubuna biraz dikkat et. Bozuşmayalım. Sina Bey'e eyvallahımız var. Tamam. Ama sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Maaşlı çalışanın mıyım ya ben senin? Esat Bey, beni karşına alma. Beni karşınıza almayın. Mahallede hareket edecek yer bulamazsınız ondan sonra. İnsanları bilmezsiniz, sokakları tanımazsınız. Tamam, Ziya Bey tamam. Ben yarın oraya resmi ekiplerle gelirim. Gelmeden önce de haber veririm. Sadece benden haber bekleyin, ben gelmeden bir şey yapmayın. Bu iş dallanıp budaklanmadan halledelim, kapatalım, tamam? Eyvallah. Köy ağası ya. Vallahi köy ağası. Selami abi. Ha, nasılsın? Sağ ol, sağ ol, iyiyim. Ya benim yarın için acil bir tahliye emrine ve ekibe ihtiyacım var. Müsait misin? Bak şu en arkadaki bina var ya. Onun ikinci katında 17 yaşındayken sahte deterjan işi yapıyordum. Yapıyordum dediğim işte, ben şişelere dolduruyordum. Başımızda da aşağılık bir herif vardı. Öldü gitti. Ben böyle saçma sapan konuşuyorum ama. Ya Müjde, benim sana kendimi anlatmak için çok heyecanım var. Sana sormak istediğim çok soru var. Bayağı var hem de. Senin yok mu harbiden? Ha? Sen çok rahat birisin. Ben öyle biri değilim. Benim rahat olmamda nasıl bir problem var? Yani hoşlandığını söylediğin kızın yanında bu kadar rahatsan kim bilir kimlerle neler yaşamışsındır. Oo. Şimdi bir kere benim senden sadece hoşlandığımı düşünmen beni biraz üzer. Hatta bayağı üzer. Hatta beni parçalar, onu söyleyeyim. İkincisi, vallahi ben hayatı çok da ciddiye almamam gerektiğini çok erken yaşta biraz da acı şekillerde öğrendim. Geldi mi kulağına bilmiyorum. Çok severler çünkü konuşmayı. Annemle babamı nasıl kaybettiğim. Başın sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bana Erdal bahsettin.
Ben 12 yaşındayken evimiz yandı. Annem, babam, ikisi de rahmetli oldu. Sonra kız kardeşlerim köye gitti, halamların yanına. Halamlar beni almadı. Ferhan oğlum, biz seni alamayız. Malum biz kaç kişiyiz, ancak kızlar. Sen erkek adam oldun artık, bakacaksın çaresine başına. Beni de mahalleli büyüttü sayılır. Böyle yani, sokakta büyümekten geliyor rahatlık. Yastığın taş olunca çak da sallamıyorsun hayatı. Biraz fakir edebiyatı gibi oldu, çok da sevmem. Bu arada, madem öyle, gelelim sorumuza. Boşuna buluşmadık herhalde, sana bir şey soracağım. Şimdi sen mahalleye taşınalı tam 32 gün oldu. Neden saydın diye sorma. Demek ki ben saymayı seviyorum. Sana ulaştım, görüşmek istediğimi söyledim. Pek de olumlu döndüğünü söyleyemem. O yüzden ben dümdüz soracağım çünkü öyle bir insanım. Sen neden benden hoşlanmıyorsun ya? Hı? Babama benziyorsun. Sen de onun gibi hırsızsın. Bir saniye, bir saniye. Öyle bombayı atıp kaçıp gitmek yok. Babana benzediğimi düşünüyorsun, öyle mi? Gel benimle. Söyledin ya bir şey, onu göstereceğim sana. İşte dedin ya babama benziyorsun diye. Tak bakalım şunu. Tak tak. Vay arkadaş ya. Sana da yakışmayan tek şey bana olan inançsızlığın galiba, ha? Şimdi beni izleyeceksin ama izlemiyor gibi gözükeceksin. O yüzden gözlük takıyorsun çünkü kobayımız etrafa bakacak. Hemen sonuç veren bir numara değil. O yüzden biraz sabrediyorsun ve keyfini çıkartıyorsun, tamam mı? Hop birader, cüzdanın düştü. Ha, eyvallah ya. Ha, şimdi koydum cebime. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. İyi insan. Bak bunlardan az kaldı. Yemin ediyorum bu ölmüş ağlayanıyor. Uyuyor ya. Vallahi ayakta uyuyor. Gözlüğünü tak. Tak şunu. Ya birader şimdi cüzdanımı koydum. Düştü herhalde, görmedim. Görmedim birader, yok. Nasıl görmedim, görmedin ya? Bir tek sen varsın. Nasıl görmedin? Görmedim, yok ben de diyorum sana ya. İşe geç kaldım. Görmedim. Ya dur, sen niye gerginlik yapıyorsun ya? Gerginlik yapmıyorum, indir elini. Oğlum sen indir lan. Millet, hırsızım ben lan. Oğlum sen hayırdır lan? Dur, işime ya. İşim var, işim. Ya dursana oğlum. Üstünü arayalım. Arayın lan polisi. Polisi arıyoruz. Polisi polisi aramayın kardeşim. Güzel kardeşim, ya üstünü arayacağız ya polisi arayacağız. Tercihini yap. Söyle. Ara. Ha. Ara. Ara. Ben... Ana! Utanmıyor musun lan cüzdan çalmaya? Yok. Şaka! Utanmıyorsun lan kalıbından. Şş, uyanık olun ha! Böyle adam çok dolu. Ya... Vallahi ayıptır söylemesi ama... ben babana çok benzediğimi düşünmüyorum. Biz kaderimize rötuş yapmayı bildik. Mesela kimsenin evini açmıyoruz, kimsenin arabasını parçalamıyoruz. Bizim çocuklar gece okuldan dönerken sizinkiler Nişantaşı'na sefere çıkıyor. Ya da şimdi daha şeyler yapıyorlar. Bizim karanlıkta işimiz yok. Mecazen demiyorum ha, gerçekten söylüyorum. Biz gece karanlığında işe çıkmayız. Mesela hastadan, fakirden, yatağında uyuyandan asla çalmayız. Biz uyanıktan çalarız. Ki uyanıktan çalmak da en zorudur ha, onu söyleyeyim, yürek ister. İşte böyle bin yıldır yapmadığım bir numara. Sana bir soru sormak için yaptım bunu. Şimdi söyle bakalım. Hangi bir hırsız?
ben gideyim. Rahatsız ettiysem kusura bakma. Bir daha karşıma çıkma dersen de... elimden geleni yaparım. Söz. Merhaba, kolay gelsin. Perihan Aksu geldi buraya hırsızlıkla ilgili. Nerede acaba? Koridordaki sağdaki oda. Teşekkürler. Komiser Bey, başka şey, karakolları da mı sorsak acaba? Ne yapsak? Perihan abla. Müjde, neredesin sen kaç saattir? Bir de senin peşine düştük. Ben... kayboldum. Kayboldun ne lan? Ha? Telefonum yok. Ama birinden rica ettim, sağ olsun verdi, haber verdim size. Bu bahane mi Müjde, bu bahane mi lan? Senin ağzın yok mu kızım? Sorsana birisine. Göstersin karakolsan. Annemi görmüyor musun ne halde? Denirdi kadın burada. Salak. Hop hop hop. Bir sakin ol ya. Nerede olduğunu unutuyorsun galiba. Karakoldasın. Komiserim, bir çanta bulunmuş. Tamam. Komiserim, benim bakabilir miyim? Tamam. Tamam, buldular. Tamam. Tam içinde. Allah'ım şükürler olsun. İçinde böyle. Şu anda. Allah. İyi akşamlar Ferhan abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ferhan abi. Oğlum ötekin nerede lan? Buradayım abi. He tamam. Ufaklık evde mi? Abi ışık yanıyor. Evde herhalde. Ona taş getirdim. Azra! Ya ben her yerde seni aradım, hiçbir yerde bulamadım. İşte tam olarak o yüzden geldim. Dedim ben bir tekmelimi vereyim, yoklamam alınsın. Sonra baş belam bana bela olmasın. Baş belam mıyım? Tatlı bela diyelim. Beni rahatsız ediyorsun biliyor musun? Hep kafamdasın. Diyorum bu yedi mi, içti mi, ne yapıyor, okulu kırdı mı? Aşk olsun, ben bu sene hiç okulu kırmadım. Ya sözüm var, sakın ha. Deden ne yapıyor, iyi mi? İyi, iyi. Yemeğini verdim şimdi. İyi, hadi bakalım görüşürüz. Nereye? Bak bu yeni çıktı. İki oldu bak. Sana ne benim nereye gittiğimden, ha? Sana ne yapacaksın? Salih'e gidiyorum. Çamaşırhaneye gideceksen ben de geleyim. Diyeceğim. Nereye pardon? Çamaşırhane. Yok sana çamaşırhane. Sana okul var. Erken yat, okuluna git tamam. Tamam be gıcık. Sensin gıcık. Ayrıca benim hiç neşemi kaçıramazsın. Bugün yemin ediyorum keyfim çok yerinde. Ne haber ablam? Allah iyilik versin. Abim hoş geldin. Yemek yediniz mi lan? Yok abim yemedik daha. Ha, var mı bana bir tabağı? Abim ayıp ediyorsun. Geç geç buyur. Kim? Salih niye söylemiyorsun? Benim aslanım görmüş, benim koçum görmüş, koçum. Hadi geç, geçin hadi içeri, yemek hazır hadi. Al bir tabak Salih. Hadi bak. Ne yemek yaptın? Kuru fasulye. Oy. Bastım tereyağını gözüne vallahi. Aa, çok bak, 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 bak. Vallahi de çok güzel yaptım, billahi de çok güzel yaptım. Oo. Sordum oğluma, üniversiteye gitmeden önce hangi ana yemeğini istersin diye. O da kuru fasulye dedi. Anne başlama gene ya. Aman tamam canım tamam hadi. Hadi yiyin hadi afiyet olsun hadi. Karışma oğlum anneler böyledir ya. Biraz duygusaldır bırak. Be. Oh. Bak sana yemin ediyorum. Senin kuru fasulyenden 5 tabak üst üste yerim. Üzerine de kalp krizini geçiririm. Bak gram gözüm açık gitmem şu dünyada. Sana yemin ediyorum olamaz böyle bir şey ya. Oh afiyet olsun yiğitlerime. Oh. Nasıl oldu bu iş? Ha Ferhan'ım.
biz bu evden nasıl bir üniversiteli çıkarttık be? Pardon, neyi çıkarttın? Üniversite. Yok öyle bir şey. Sen bu evden ODTÜ'lü çıkarttın anacığım bak. Çok başka bir şeydir bu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bu işteki payımı çok abartıyorsunuz. Millet sağda solda konuşuyor, tamam mı? Senin oğlun çalıştı, aslanlar gibi kendi başardı bu işi. Anlaştık? Hep birlikte yaptık bunu. Hep birlikte. Ha? Of! Of! Oh! Ben çok fena şiştim. Aa, yemin ediyorum bak uykum geldi ha. Kalk bakayım ananla bize bir kahve yap. Aa dur dur ben yaparım. Şop dur ya, öğrenci adam gitsin öğrensin ya bu işleri, hadi kalk. Sanki yapmadığımız şey mi abim, yaparız hemen. Bana bak. Şimdi sana bir iki bir şey söyleyeceğim. Ama ağlamak, zıplamak, duygusallaşmak, sarılmak bunların hiçbiri yok ya. Yemin ediyorum kalkar giderim, tamam mı? Bak şimdi bu oğlan gidiyor. Yok ben yalnız kalacağım. Yok efendim kafamı dinleyeceğim falan, öyle bir şey yok. Tamam mı? Biz hep buradayız. Bunu sakın unutma bak. Şimdi burada Ankara'daki evin 3 aylık kirası, bir de az bir şey daha var, tamam mı? Ama sakın seni unuttuk zannetme. Bak ne zaman başın sıkışsa, ne zaman bir şey ihtiyacın olsa bana geleceksin. Tamam mı gözünü sevdiğim? Artık ne oldu? Kötü günler bitti. Bundan sonrası hep güzellik, yemin ediyorum sana. Tamam. Benim aslanım. Allah'ım yarabbim bak. Ama ben bundan bahsediyorum. Anacığım gözünü sevdiğim, bırakma. Ay, vay be. Mimar Salih Eyüboğlu ha. Gel gel, yanacaksın şöyle, gel. Oğlum bir şey söyleyeyim mi lan? Kulağa çok güzel geliyor lan. Tam olması gerektiği gibi böyle, biliyor musun? Çok güzel tınlıyor bak. Mimar Salih Eyüboğlu. Öyle mi diyorsun abim ya? Öyle diyorum. Gel bakayım bir şeyler söyleyeceğim sana. Bak şimdi. Hayırlı akşamlar Salih. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Mimar Salih Eyüboğlu diyeceksiniz. Öğrenemediniz. Utandırma ya. Bana bak Salih. Sen şimdi yepyeni bir yere gideceksin. Yepyeni bir hayat. Bir üniversite. Orada partisi var bu işin, kızları var. Bak sakın ha. Aşk olsun Ferhan abi, ben öyle biri miyim? Oğlum öyle biri olmadığını biliyorum. Ben sadece şunu unutmamanı istiyorum. Bak senin sorumlulukların var Salih. Senin bir amacın var. Ha, gezmeyecek misin? Gezeceksin, partileyeceksin ama her şeyi ölçüsünde yapacaksın. Anladın mı? Tamam. Biliyorsun bak. Senin benim gibilerin öyle hayata akışına bıraktık, yaşıyoruz gibi bir şansı yok. Biliyorum abim, biliyorum. Sadece ölü balıklar akışına bırakır. Bir daha söyle bakayım. Sadece ölü balıklar akışına bırakır. İngilizce bir söz abi. Bir şarkıda var hatta. Allah Allah. Lan adama sayısalcı dedik, adam edebiyatçı. O tarafımızda sana borç yüz evvel Allah. Islanım benim. Koy bakayım şunu cebine. Abi. Şşt, sakın ha. Allah Allah. Bu senin cep açlığın, tamam mı? Yalnız bak ben sana öyle ferah feza bir öğrenci hayatı yaşatamam. Ama en son düşünmeni istediğim şey para. Bir şekilde biz buluruz, buluştururuz. Sen yeter ki derslerine konsantre ol. Yeter ki bizi gururlandır, tamam mı? Aslan gibi mezun olacaksın orada. Tamam abi. Büyüksün ya. Abi harbi çok büyüksün. Lan oğlum büyük olan sensin. Bak neden sensin biliyor musun? Bak şu mahalleye. Senden başka bir tane üniversite kazanan var mı burada? Yok, bunu sen başardın. Şimdi sen bunu başarınca ne oldu biliyor musun? Bak herkes sana gıptayla bakıyor. Bütün gençlere örnek oldun, hepsine umut oldun. Metin bile bak senden gördü, şimdi okut beni diyor. Yaptığın şey çok büyük Salih. Teşekkür ederim abi. Ben sana teşekkür ederim asıl. Abi ya. Ben. Aslanım. Hadi. Odun koy. Duygusal yok. Yürü. Vay anasını, hayatlara bak ya. Hoş geldin abi. Hoş geldin patron.
gel patron, bu kısırı denemen lazım ya. Ya yemin ediyorum bak, Naciye Ana'dan geldim, çok kötüyüm, hiçbir şey yiyemem. Ya şunun kokusuna bir bak. Ferhan, lafını balla kestim de. Kısır çok iyi Ferhan ya, yesene şimdi. Oğlum onu söylüyor, duymuyor musun? Allah, ondan bahsediyorum ya. Dalga mı geçiyordun lan, ne bileyim ben de konuşuyorum. Ama... Değişik ya. Başkan, Gonca'nın annesi yaptı. Bak ya. Oğlum sen niye Gonca'nın annesi diyorsun lan? Ne diyeceğim oğlum? Kaynanam diyeceksin oğlum, aslanlar gibi. Kaynanam. Yürü be lastik. Oğlum ne kaynanası? Ama sen Gonca'yla niye evlenmiyorsun? Hı? Lan mısın oğlum sen? Sen lastik arkadaşım, şimdi damat falan bir enteresan değil mi yani? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Siz Gonca'yı benden sonra tanımadınız. Biz her zaman kız tarafıyız lan köpek. Ayrıca sen benim soruma cevap versene. Niye evlenmiyor? Hı? Oğlum sen 4,5'tan 5 ya. Bu kız 15'ten 20. Sen hala evliliğe inanmıyorum falan. Sen neyine güveniyorsun? Neye inanmıyorsun? Anlamıyorum ki ben. Bak bir kere puanlama sistemin yanlış. Bu bir. İkincisi konunun burayla ne alakası var? Yani benim bu konudaki muhatabım sen misin? Niye bunu konuşuyoruz ya? Mevzu bu mu patron? Bir şey yapsanıza yani. Ben karışmam. Bak bakayım sen bana. Sen sinirlenince... Ya arkadaşlar biz sinirlenince... Tatlı, çok karizmatik, çok yakışıklı olmuyor mu? Olmuyor. Bize diyor ne güzeldir. Bunlar insan sevdiğine. Ya siz var ya, hiçbir şey demiyorum abi. İş konuşacağız diyorsunuz. Saçma sapan her şey konuşuluyor abi. Yıkın gel. Yok. Ya bırak abi, bırak. Pardon damat abi. Olmadım da. İş konuşuyoruz. Evet. Ulan 2 dakika oturamadık be. Gel abi. Neyse. Kadının adı Esra. Bunun babası Dağtaş Holding'in sahibi, tamam mı? Kız 19 yaşında. Erkin Üniversitesi'nde okuyor. Bunun babası abi sahilde bir tane market açacak, tamam mı? Bunlar böyle alan artsın diye kolonları falan kesmiş. Belediyede ruhsat vermiyor tabii. Belediye meclisten Celal diye bir adam bulmuş bunlar, tamam mı? Buna rüşvet yedirecekler ki bu da ruhsat çıkartsın bunlara belediyeden. Aha. Parayı da bu kız taşıyor işte. Kendi kızı yani. Hem de kızının okulunda. Aynen abi. Çok da mantıklı bu arada. Çünkü bu Celal dediğim adamın kızı da aynı üniversitede okuyor. Lan arkadaş ne biçim hayatları var ya? Para transferini okulda mı yapacaklar? Kızın elinde bir çanta vardı ya abi. Ya öbür kıza da aynı da olacak. Şimdi bu saatlerde daha uzun arası tenha oluyormuş abi. Değişik tokuşu orada yapacaklar. Gonca işin üstünde abi yani. Güzel. Yalnız şey bilmiyoruz tabii abi. Hangi dolaba kullanacaklar, şifresi ne falan. Orada da damat destek atıyor abicim. Biz de abi rahat ol. Anne vallahi işim başımdan aşkı. Yemek falan yapamam. Ha. Sen onu bunu bırak da beni istemeye gelecekler haftaya ha anne. Ay vallahi sonunda be kızım. Vallahi sonunda. Kuruyup kalacaksın diye ödüm kopuyordu ha. Gizlikalı. Sol yap biraz. Hayırlı sporlar abla. Sol. Aşkım. Titretme şu telefonu ya. Günaydın. Günaydın. Alana iniyormuşsun diye duydum. Rahmetli babam sokakta kazanamazsan masada da kazanamazsın derdi. Sakıncası yoksa ben de gelmek istiyorum. Anlıyorum seni İpek. Hı-hı. Hak da veriyorum. Ama tarla başına alan diyen biriyle alana inmek bilemiyorum. Bilemedim.
Ama bugün benim doğum günüm. Kaça giriyorsun şimdi? Birincisi, kadınlara yaşları sorulmaz. İki, bugün benim doğum günüm değil. Nasıl yani? Bu yalanı sırf tarla başına gitmek için mi söyledin? Evet. Neden? Belli ki amcamın oraya bir ilgisi var. Ben de kendimi ispatlamak istiyorum diyelim. Bir sorun yok. Sizi ilgilendiren bir şey de yok çocuklar. Hadi dağılın siz buradan. Hadi bakalım, hadi devam edelim. Hadi bakalım, hadi. Evet, gerçekten dediğin kadar varmış. Ben bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim ufaklıklar için çevik kuvvet talep ederdim. Ya normalde daha sakindir buralarda. Bugün özel bir durum var herhalde. Düğün vardır. Burada ayda 3 tane düğün oluyor. Baksanıza çocuk sayısına. Her yer çocuk. Burası. Bu, evet. Açın kapıyı. Tahliye süresi dolalı 2 ay oldu. Boşaltın artık evi ya. Hadi açın kapıyı. Evde yoklar herhalde. Biz bir çilingir çağıralım, girelim eve. Olur tabii. Senin numarası vardı galiba. Hemen arıyorum. Bir şey mi oldu? Bizim ev tahliyeye gelmişler yine. Ey Allah'ım ya. Alo lastik. Şimdi Gonca tamam, oyalayın işte. Tamam, hadi görüşürüz. Hanımefendi, 1 ayda 3 kere gelip gitmişiz. Mahkeme kararı var. Tahliyedir artık ya. Ya siz ne kadar kolay söylüyorsunuz ya. Basit mi öyle çık deyince çıkmak? Nereye gidecek bu insanlar? Hanımefendi, zorluk çıkarırsanız polis ekiplerine haber vermek zorunda kalacağız. Allah Allah. Ya. Verin kardeşim polis ekiplerine haber. Sakin olun abi siz de. Sen o inip bir indir. Abicim amir misin, memur musun ya? Kim sen, abisi misin mahalle? Evet, ben bu mahallenin çocuğuyum abi. Siz niye geliyorsunuz? Hayırdır ya? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Bak bu sokağı komple boşalttırma. Sen bir çocuğun mu abicim? Bu mahalle kardeşim. Tamam oğlum, siz sakin, sakin. Siz de sakin. Ya bu ne yapalım, ekibe haber verin. Sen kendine gel. Tamam ya. Tamam ya. Çağır gelsin de abi buraya. Benim bu abim sizin. Siz de arayalım. Bak. Mesut arabam çalındı. Alan diyordun ya İpek. Al sana alan. Ha? Ya polise haber versin. Bir şey olmaz ya. Yenisini alırsınız. Cafer. Sıkıntı yok. Cafer. Nasıl bir yere düştüm? Efendim? Avukat hanımın arabası yağ gibi kayıyor. Tutamıyorum yeminle. Ne avukatı lan? Kasayların avukatı abi. Oyala dedin, oyalıyorum işte. Ya şimdi uğraşmayalım avukat mavukat. Sen onu götür, karakolun oraya falan bırak, tamam? Tamam, o zaman ben buradan bir ters U dönüş. Hadi kapattım. Ne yapıyorsun sen? Taksi geçmiyor. Buradan caddeye çıkacağım. Karakola gitmem lazım. Ya ne taksisi? Pek saçmalama. Başımızı açtın işe bak. Bir de polis falan karıştırma şimdi. Onunla bunun ne ilgisi var? Arabam çalındı. Karakola gitmem lazım. O işler öyle olmuyor işte. Lan neredesin sen? Eşek yüküyle para veriyoruz sana. Neredesin? Babanı da arıyorum. Ulaşamıyorum. Haydi. Haydi. Haydi! Haydi! Haydi!
Mehmet abi neredesin sen ya? Hastayım senin zamanlamanı diyorum sana. Allah'ına kurban senin abi. Patron hoş geldin. Sen böyle. Ne oldu? Vallahi memur beyler neşemizden rahatsız oldular gittiler diyeyim abi. Tadımız kaçmadı. Salih geliyor hadi başlat müziği. Tamam tamam. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor? Öleceğim. Ne oldu senin tipik adam? Mehmet abi. Abi param yok. Tamam mı? Mahalle hazır mıyız? Haydi bakalım sahnenin eğlencesi başlasın. Hep beraber. Param yok. Pulum yok. Hep beraber. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. Aşk bulur. On numara hareket nedir diye sorarlarsa yemin ediyorum bunu anlatacağım. Çok şaşırdım. Vallahi çok şaşırdım. Nasıl çıktın dışarı? Perihan abla komşusuna gitti. Tanıdı bir haber geldi. Nereye gitti bilmiyorum. Cehennemin dibine gitsin. Dün sorun oldu mu? Yani pek de olmadı. Bilmiyorum. Burada ne yaptığımı bilmiyorum. Seni bilmiyorum. Ama buraya geldin. Evet. Çünkü... sana yalan söyledim. Yalan mı? Hangi... Vay, telefonunu geri almışsın güzel. Demek ki iletişim kanallarımız açık. Tamam, sus. Efendim Perihan abla. Yoğurt almaya çıktım, geliyorum. Salih. Bak, sana ellerimle büyüttüm arkada beni unutma diye. Ne bu? Avokado. Ben sana yazarım nasıl büyüteceğini. Gel, sen internetten de bulursun. Tamam, sağ ol. Müzik bitti. Ferhan nerede? Oğlum portakal sen ayırdır lan. Ne yapacaksın sen Ferhan'a? Aykın oğlum. Laf soktu. Takacağım. Takı. Takacağım. Bir arada sana takarım. Ferhan nerede? Lan lastik! Ayırır. Hanımefendinin arabası nerede? Sen hanımefendinin nesi oluyorsun ki? Lan. Hop, 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 hop. Sen doğru konuşacak mısın kardeşim? Özür dilerim, özür dilerim. Kaçın. Ne diyorsun lan sen? Dur, 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 dur. Lan bu kasayların arabası nerede? Düşlerim
söndü yerde. Buluşmak seninle bir akşamüstü. Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım eski. Sığınmak gözlerine, sığınmak bir akşamüstü. Gözlerin bir çığlık, bir yaralılık. Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Bir orman, bir gece karaltındayken. Çocuksun, uçarı koşmak seninle. Eleğini avucumda bulup yitirmek, yitirmek. Sığınmak ellerine, sığınmak bir gece vakti. Ellerin bir martı telaşlı ürkek. Ellerin fırtınada çırpına beyaz bir yelken. Bir kenti böylece bırakıp gitmek. İçinde bin kaygı, bin bir soruyla. Bitmemiş bir şarkı dudağımda bir yarım eski. Sığınmak şarkılara, sığınmak bir ömür boyu. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Ellerin fırtınada çırpınan beyaz bir yelken. Yok. Yok o. Olmaz. Olmaz. Salih, Salih, Salih. Oğlum, Salih, Salih. Çok özür dilerim ama daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Yani tahliyeye gidip kendi arabasını çaldıran tek tanıdığım sensin. Ne yaptınız, buldunuz mu arabayı Ziya? Kapat, ben seni arayacağım. Ne olmuş? Arabayı bulmak için mahalleye gittiklerinde çatışma çıkmış. Bir çocuk öldürülmüş. Ne? Tamam. Ayrılmayın orada.
Benden haber bekleyin. Ölmüş çocuk hastanede. Ne diyorsun babaya? Tan, bu çocuk senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş olabilir mi? Ben silahımı kaldırdım, havaya ateş ettim. Yani biz Nazif'le aynı anda kaldırdık, ben havaya... Sanmıyorum, benimki değildir. Nazif vurmuştur, bilmiyorum ben. Sanmıyor musun, bilmiyor musun? Ne çocuk ölmüş. Ne? Tan! Oğlum bak, bu işin şakası yok. Bana bir şey söyle. Bu çocuk senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş olabilir mi? Olabilir ama sanmıyorum. Ulan ben seni... Ziya Bey! Çık dışarı sen! Çık! Senin var ya benim başımı açtığın belaları ben. Odana ben söyleyene kadar da çıkma dışarı. Kapat telefonunu da. Ben söyleyene kadar kimseyle konuşmayacaksın. Çık odana! Hadi! Ziya Bey gel tam gel. Müsaade etsen. Sina Bey, nasılsınız? İşler karışmış ha. Hmm. Haberiniz oldu demek. Ölmüş vurulan çocuk. Evet. Hmm. Baskına giden de benim oğlumdu. Tan. Evet. Şimdi Sina Bey, söz konusu olan sizin yeğeniniz olduğu için... ...ben de bizzat oraya kendi oğlumu gönderdim. Ama... Polisler de geldi. Bu durumda beni yalnız bırakmazsınız herhalde değil mi Sina Bey? Ben sizin için, sizin ailenizden biri için kendi oğlumu gönderdim. Onu anladım Ziya da. Kimse size şey demedi değil mi? Benim yeğenin arabasını almak için mahalleye gidin, basın, vurun, kırın, öldürün demedi değil mi? Doğru biliyorum. Yo, yanlış bilmiyorsunuz, doğru biliyorsunuz. Ama benim de bildiğim bazı doğrular var Sina Bey. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuzdur. İnsan böyle yalnız kalınca, kendini yalnız hissedince... ...bir anda hatırlayıveriyor her şeyi. Eminim siz de hatırlarsınız. Değil mi? Benim sizin aileniz için neler yaptığımı. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Kaza kurşunuymuş. Öyle duyduk biz. Billy başlatmış mevzuyu. Uzayacak mı bu konu?
Polis sizi arıyor ifade için, biliyorsunuz değil mi? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey yapmayın. Benden haber bekleyin. Ziya'nın oğlunu da almışlar hocam. Ben gideyim mi yoksa başka birini mi yollayalım? Yok yok, sen bugün oradaydın. Tufan'a söyle. Savcısı belli olmuş mu davanın? Behiç Bey. Ha, güzel. Hadi bakalım. Esat, sen bu Ziya'larla daha önce çalışmış mıydın? Evet. Peki bu adamlar genelde sorunları cinayet işleyerek mi çözüyorlar? O konuya hiç girme. Esat, ben sana polise gidelim dedim. Şimdi senin yönlendirdiğin adamlar gencecik bir çocuğun ölümüne sebep oldu, farkında mısın? Yani kendini hiçbir suçlu hissetmiyorsun. Ben bugün geldiğim noktaya hislerimle gelmedim. Ayrıca bu odada fikirlerimi beyan etmek için senin gibi bir soyadına da ihtiyacım yok benim. Tamam. Bence sen kimin suçlu hissedeceğini değil de bu olaydan amcanın soyadı etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? Onu düşün. Kusura bakmayın hocam. Ben o kafayı atmasaydım belki. Ben atmıştım lan Bili. Ya da ben. Ya da Gonca. Ya da ben o kadının arabasını çalmasaydım. Ben olsam atmazdım o kafayı Bili. Yalan yok. Zaten sayıca üstünsünüz. Onları orada ezeceğiniz belli. Ama atılır mı? Hele ki Tan'a atılır. O yüzden seni suçladığım yok. Suçlu zaten net belli değil mi ya patron? Nazif işte. He. Nazif. Patron, ben hızlandırmak için söylüyorum. Çünkü birazdan polis buraya gelecek. Ortak ifade verelim. Ne yapacağız? Salih'in intikamını alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunun senin ifadenle ne alakası var? Hayır, yok. Ben... Şeyden dolayı... Neyden dolayı söylüyorsun? Yani... Nazif'i içeride mi istiyoruz, dışarıda mı? Dışarıda, dışarıda. Dışarıda değil mi patron? Dışarıda. Ne yapacaksın dışarıda olursa? Ben hızlandırayım seni. Öldürecek misin? Sen? Öldüreceğim mi? Hadi diyelim Salih'e olan sevgimiz gözümüzü bürüdü, gittik, vurduk Nazif'i. Ne olacak? Cezaevine gireceksin. Kaç yıl? Ya ne kadar çok seviyorsunuz eksik kalmayı. Ulan onu da geçtim. Hepimiz tanıyoruz. Tanımıyoruz mu Nazif'in anasını babasını? İki tane fukara. Nasıl bakacağız yüzlerine? Zaten mevzu Nazif değil. Kim? Tan mı? Lan oğlum. O silahı Nazif'in beline kim koyduysa o. Anlıyor musun? Eğer polis buraya geliyor, uyandırayım. Topla. Tamam, şöyle yapıyoruz. Lastik sen arabayı çaldığını, sonra da karakolun oraya bıraktığını söyle. Zaten saati saatine kamera kayıtlarında vardır. Birkaç gün yatar çıkarsın. Cümlemiz şu. Biz kasayların arabasını canlarını sıkmak için çaldık. Onlar da gelip mahallemizde bizim arkadaşımızı öldürdüler diyeceksiniz. Bu işin azmettiricisi kasaylardır. Nazif ise sana diyorum. Nazif ise sadece tetikçidir. Anlaşıldı mı? İyi de bu başımızı daha çok belaya sokacak. Güzel. Güzel. Peki Nazif'in fanın adam olduğunu söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Tamam. Hadi o zaman.
oldu oğlum? Tutmadılar mı seni nezarette? He? Tutmadılar mı oğlum seni nezarette? Yok. Ne demek yok? Ya bir dön. Ne demek yok ya? Şikayetçi olmadılar mı oğlum sizden? Olmadılar abi. Sebep? Abi herkese saldılar. Nazif'i, Tan'ı herkese saldılar abi. Ne demek lan Nazif'le Tan'ı saldılar? Ne bileyim abi, savcı diyor ki yeterince delil yok diyor. Cinayet silahını bulamadı. Ulan ne demek yeterince delil yok oğlum? Ulan sokağın ortasında çocuğu öldürdüler lan. Bana bak. Neredeler? Abi saldı işte savcı, ne bileyim evlerine gittiler. Ferhat! Ferhat! Bir dur abicim, nereye gidiyorsun ya Ferhat? Bırak lan! Ya Ferhat, gözünü seveyim bir dur ya. Nazif! Lan! Nazif! Aç lan kapıyı! Nazif! Gel lan buraya. Abi. Gel lan buraya, gel yürü. Ferhan abi. Bir dakika. Sen utanmıyor musun lan cezanı çekmeden çıkmaya? Abi ben... Utanmıyor musun oğlum cezanı yatmadan çıkmaya? Abi benlik bir şey yok. Sen utanmıyor musun oğlum? Savcı beni çıkardı abi. Ne gülüyorsun lan? Hop kimse karışmayacak. Ne gülüyorsun lan? Ha? Abi. Ha? Abi. Çıkma sen. Kalk. Kalk lan. Tan! Oğlum kalk! Tan buraya gel! Çekil! Kimse karışmasın. Ferhan! Bir şey yapın, bir şey yapın! Oğlum acıyor. Geç, hadi tamam geç. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yeter artık baba. Ben böyle yaşamaktan yoruldum. Olur açık. Odana geç, elimden bir kaza çıkacak. Hadi. Tam bir dur bakayım. Tam bir bakayım. Ne oluyor ya? Ne oldu patron? Tamam, sesini çıkarmayana mama yok, belli oldu. Sesini çıkarmayana adalet yok, o da belli oldu. Ya nasıl tutuksuz yargılanıyorlar? Ha? Ya sokağın ortasında çocuğu öldürdüler ya. Nasıl bunlar tutuksuz yargılanıyor? Belli ki bu kasarların ismi geçtiği için bu dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Bunu da anladık. Ya ben şunu anlamıyorum bak. Bu salıverilme olayına ziyanın gücü yetmez, tamam mı? Bunu kasaylar yapıyor. Ulan tamam, kasaylar çok güçlü. Tamam güçlü
yetiyor. Çıkarsınlar kendi isimlerini dosyadan. Neden Allah'ın köpeğini, Allah'ın Nazif'ini koruyor bunlar? Ben bunun sebebini anlamıyorum. Ne olabilir? Ya... Şey... Ya patron, bu arada ben biraz araştırma yaptım. Bu kasayların otelleri var abi. Şirketin başında Sina var abi ama kurucusu o değil. Sergen Kasay diye biri kurmuş. Bu da 24 yıl önce vefat ediyor. Rahmetli'nin de bir tane kızı var zaten abi. Kim bu kadın ya? O İpek işte, Sergen'in kızı abi. Bu şey, Sina'dan sonra en çok hisse bu ablada var. Ama kendi şirketinde çalışmıyor. İşte Amerika'da hukuk okumuş. Ne Kasay dedin? İpek. Aynen. Booming and pub. Abi İngilizce kart vizit diye aldım işte ben bunu. Oğlum, bu senin arabasını çaldığın kadın değil mi? Öyleymiş. Ne alaka? Gel. İkinci randa mı geldin? Ne yaptın? Dün odadan çıktıktan sonra of ne güzel çaktım lafı deyip kendine gurur duydun mu? Dürüst olmak gerekirse evet. Hemen. Yani başka kelimelerle ama evet hemen. Hakkın. Ben sonrasında düşündüm olayı, o anki tavrımı. Haklısın. Ben de senin gibi bir kariyer yapsam şirkete yeni gelmiş bir avukatın düşüncelerini kendisine saklamasını tercih ederdim. Hele ki Bimin Hoca'nın yanında. Kusura bakma. Estağfurullah. Ama bence küçük bir şey atlıyoruz. Senin de dediğin gibi soyadımın bir ağırlığı var. Babamın yıllarca özene bezene işlediği soyadından asla utanmam, çekinmem, aksine gurur duyarım. Bunu bilmen senin için iyi olacaktır. Ama tabii ki bu çırağın olmama engel değil. Çünkü işinin ehli insanlara saygım sonsuz. Bu yüzden senden ayrıcalık değil, çıraklık talep ediyorum. Her ay şık bir restoranda, güzel bir akşam yemeği karşılığında sana danışmanlık verebilirim. Yalnız ben prensip olarak iş arkadaşlarımla, hele ki yeni boşanmış olanlarıyla asla date çıkmam. Yani bu senin için problem olmayacaksa, flört etmemek okey, nasıl istersen. Anlaştık. Anlaştık. Ay gitti güzelim barbunya ya. Ay 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 ay. Yardım edeyim mi? Yok kızım, nereye yardım edeceksin ya? Bitti güzelim yemek. Yemek mi kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Ha şu Kenan'a söyle de bir ciğer miyer et bir şey getirsin. Ben alırım. Sen niye alıyorsun? Müjde git alsınlar işte. Perihan abla alırım ben. İyi tamam hadi git al. Allah kahretsin. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun.
daha önce uyudu. Bayıldı yani daha doğrusu. Hiçbir şey de yemiyor. Ne olacak böyle ben bilmiyorum ki. Neyse ben bir eve gideyim. Gelirim ama. Merhaba. Müjde ben. Gelebilir miyim? Tabii gel. Naciye anne, iyi misin? Ne oldu? Ne oldu bu? Oğlum geldi sandım. Biz geldik. Ha? Biz geldik. Biz buradayız. Şey, Müjde ben. Ziya'nın kızıyım. Kusura bakmayın. Sizi rahatsız ediyorum ama ben sizi görmek istedim. Başınız sağ olsun. İnsanın çok sevdiği birini kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi bilir. Ben de çok yeni annemi kaybettim. Allah sabır versin. Anne gel içeri biraz. Senin de başın sağ olsun. Annen. Ben gideyim. Müjde. Geldiğin için sağ ol. Naciye anne, sormak zorundayım da. Defin işlemi için. Nereye istersin? Babasının yanına. Patron. Olayın videosu var abi. Buse abla çekmiş videoyu. Başta korkmuş ama Nazif'in bırakıldığını duyunca uyuz olmuş. Bana geldi. Ben de helal olsun abla vallahi dedim. Lan bu kasayların arabası nerede? Soru şu. Polise mi gidelim? Biz mi yayalım? Tamam, kapat şunu. Çok güzel kanıt. Alenen her şey ortada, kabul. Ama bu bizim işimize yarar mı? Yaşananlara bakıyorum, bilmiyorum. Mahkeme olacak 3-4 ay sonra.
Şimdi bu kasaylar bundan kurtulmak için elinden geleni yapmayacak mı? Patron ne yapabilirler ya? Video ortada abicim, ne yapabilir bunlar ya? Tarla başında bir tane çocuk öldürüldü. Kim sallar? Hı? Kim salladı bugüne kadar? Kimse. Bir tane gazete haberi. Ölen kimmiş? Umudu neymiş? Ama kasayları sallarlar. Abicim fark eder mi ya? Sallasınlar. O zaman biz de gidelim videonun başını keselim, kasayları atalım. Verelim Nazif, tutuklatalım bari. Oğlum Nazif'i koruduklarını görmüyor musun? Kaç tane şahit gitti mahalleden? Kaç kişi söyledi Nazif'i, Salih'i vurduğunu? 10, 20? Adam tutuksuz yargılanıyor. Nasıl oluyor? Bu belli ki koruyorlar. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Niye koruyorlar ya Nazif'i? Nazif'in ne özelliği var? Allah'ın Nazif'i lan bu. Koskoca kasay ailesi. Düştüler bir Nazif'in peşine. Neden? Ya niye koruyorlarsa koruyorlar. Biz bir şey yapamıyor muyuz? Bu adamlara bu çocuk öldüğüyle mi kalacak? Kalmayacak tabii ki. Tabii ki kalmayacak. Ne yapacağız? İçlerine gireceğiz. Nasıl yani? Şimdi Bumi ve ortakları Kasaylar Holding'in bütün davalarına bakıyorlar. İpek Kasay her ne hikmetse kendi şirketlerinde değil de bu avukatlık bürosunda çalışıyor. Çünkü Holding'in ne kadar pisliği, ne kadar merdiven altı ilişkisi varsa bunlar yönetiyor. Şimdi Salih'imizin davasının savunmasını da bu şirket yapacak. Evet, ilk aşamada Sina'ya ulaşamayız, bu doğru. O yüzden bizim ilk hedefimiz İpek Kasay. Yani biz bu davaya sahip çıkmak istiyorsak operasyona bu MİM ortaklarından başlayacağız. Çünkü bütün dümen orada dönüyor. Eleman bu patron. Bumi'nin Erkin'den öğrencisi. Notları, kariyeri böyle silik bir tip. Baroda kaydı var ama şu anki işi bambaşka. Zengin bebenin ailesi Londra'ya göçmüş 5 yıl önce. Mimarlık şirketi açmışlar. Bu da 2 yıl önce gidiyor. Aile şirketinde çalışıyorum diye Stalin'i eziyor. İsmini de sevdim ben. Orhan İnan. Güvenilir. Online işlemler tamamdır patron. Ferhan Duyar'la ilgili bütün görseller silindi. Orhan İnan'la ilgili bütün geçmiş yüklendi. Abi ben de araba konusunda çok lüks bir şeye kaçmadım. Daha doğrusu kaçamadım yani ama sonrası için aklımda var bir şeyler yani. Yapacağım, halledeceğim. Hatta tamam. Efendim eski bir öğrenciniz geldi. Toplantıdayken rahatsız etmedim. Evet efendim, biliyorum. Salih Eyüboğlu davasıyla ilgili gelmiş de Orhan Bey. Ondan size bir sormak istedim. Orhan İnan. Tabii ki. Buyurun, sizi bekliyor. Hocam. Tanımadınız. Açıkçası tanısanız üzülürdüm hocam. Çünkü derslerinizde çok da verimli bir öğrenci değildim. Orhan İnan ben. Erkin Üniversitesi hukuk mezunuz 2015. Orhan İnan. Oh. Ya? Ne haber, ne var ne yok? Vallahi hocam enseyi karartmamaya çalışıyorum diyelim. Sizi hiç sormuyorum, harika görünüyorsunuz. Eyvallah üstad. Geç geç, geç otur. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne içersin? Hocam ben hiç vaktinizi almayayım. Dilerseniz hangi konuda geldiğim hususunda sizi aydınlatayım. Salih Eyüboğlu'nun dosyasıyla ilgili buradayım. Davacı tarafı temsil ediyorum. Şirket avukatlarınızdan Tufan Bey dosyayla ilgileniyormuş. O zaman diyeceksiniz ki kardeşim beni niye rahatsız ettin? Git Tufan Bey'le konuş. Çok haklısınız ama hassas diyebileceğim bir durum oluştu hocam. Öyle olunca gelip hocamdan bir akıl almak istedim. Estağfurullah. Mesut, dinliyorum. Şimdi hocam bu dava bana teyzemden geldi. Teyzemin yakını mahallede ölmüş, işte çevrelerinde de çok avukat yokmuş. Ben de gittim bu insanlara, tarla başında bir görüştüm kendileriyle. Şimdi şöyle hocam, bana anlatılana göre böyle bir durumda tutuksuz yargılanmak çok sık rastlanılan bir durum değil. Şimdi tanık ifadelerini inceledim. Kasay ailesinin ismi birden çok geçmesine rağmen savcılık bunu hiç göz önünde bulundurmamış. Bu bana çok ilginç geldi. Bu konu üzerinde araştırırken de elime yani çok ciddi diyebileceğim bir kanıt ulaştı. Bir video ulaştı. Şimdi ben de bu videoyu izleyince açıkçası biraz çekincelerim oldu. Dedim ben üstadımın bir yanına geleyim, ona videoyu izletip bir fikrini alayım. Yani müsaadeniz varsa izletebilir miyim? Buyurun.
Lan bu kasayların arabası nerede? Evet. Görün. Bunu müvekkilin için kullanmak varken sen niye bize geldin? İşte ben de tam olarak aslında bu konuyla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Vallahi hocam benim öyle mesleki başarılarla dolu bir hayatım olmadı. Olamadı yani, o şansın ben bir türlü elime geçmediğine inanıyorum. Şimdi ben de bu videoyu bir şans değil de bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum aslında. Çünkü bu işin içinde siz varsınız. Kasay ailesi var. Yani ben bu davanın benim boyumu kat be kat aşacağının farkındayım. Anlıyorum Orhan ama sen hala benim sorduğum soruya cevap vermedin. Bu davadan çekilebilirdin eğer öyle hissediyorsan. Orhan, niye bize geldin? Şöyle hocam, ben bu talihsizliği bir fırsata çevirmek için geldim aslında. Açık olmak gerekirse hayat şartlarım da bu fırsatçılığımdan utanmama biraz engel oluyor. Benim babam üniversitedeyken battı hocam. İnsanın gördüğünden geri düşmesi korkunç bir şey. Şimdi ben şöyle düşündüm. Dedim ki ben eğer hocama ufacık da olsa bir katkıda bulunabilirsem, o da belki beni kendi bürosunda bir denemek ister. Belki benimle çalışmak ister. Hocam ben çok sözüne güvenilir, çalışkan ve akıllı bir insanım. Dediğim gibi hayatta aklım başıma biraz geç geldi. O yüzden ben de bunu bir fırsata dönüştürmek istedim. Aslında durum bundan ibaret. Pekala. O zaman biz durumu bir düşünelim, değerlendirelim. Seninle sonra iletişime geçeriz. Yasemin'e telefonunu bırakmayı unutma. Tabii ki. Üstad. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. Ha pardon hocam, ben yalnızsınız sanıyordum, sonra uğrarım. Yok yok, gel gitme. Orhan Bey gidiyordu. Ha bu arada tanıştırayım. İpek Kasay, şirketimizin avukatlığından. Orhan, eski öğrencim. Orhan'a inan ben, memnun oldum. Ben de. Hocam tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler. İpek Hanım. Umin Hoca telefon numaramı bırakmamı rica etti. Tabii, hemen not alıyorum. Patron oldu mu? Olduğu gibi bilmiyorum. Ya ben seni bilmiyor muyum ya? Olmuş işte o iş. Sağ ol. La Ferhan, sadece ne diyeceğim biliyor musun? Şimdi bunların avukatları da burada çokça gezmeye başlayacaklar ya şimdi. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız seninle. Kızma ama. Abi şimdi bak, kılı çıkacaksın, çakalı çıkacaksın falan. Bak böyle siyah bir kapşonumuz var, tamam mı? Abicim bununla kendini sakınacaksın yani buralarda. Bununla mı sakınacağız? Ya hadi, hadi gizlenelim. Kendi mahallemiz... Ya tamam, tamam. Abicim tamam, bir ev tutalım o zaman sana bir yerde. Ya bile ne evi, ne söylüyorsun ya, gözünü seveyim ya. Bir otel o zaman Ferhat. Abicim ne oteli, tamam evdeyiz, çıkmıyoruz dışarı, bir şey yapmıyoruz ya, kimsenin geldiği gittiği yok. Tamam. Alo. Ferhan. Sana mesaj attım. Hiçbirini yanıtlamadın. Ya ben...
ne yazacağımı bilemedim açıkçası. O yüzden yani. Anladım. Bu olanlardan dolayı evde yokluğum fark edilmez. Çıksam eğer sana duyarsa 5 dakika görüşebilir miyiz? Müjde şimdi beraber görünmesek daha iyi. O zaman görünmeyeceğimiz bir yer bu. Tamam. Geçen buluştuğumuz yer vardı ya. Onun çatısında buluşalım. Tamam, çıkıyorum ben şimdi. Görüşürüz. Eren. Abicim bu müjde nasıl olacak ya? Özür dilerim. Anladım. Ama sen ailemin nasıl insanlar olduğunu biliyordun. Bunu bile bile geldin bana. Şimdi vaz mı geçiyorsun? O zaman niye aklımı karıştırdın ki? Haklısın. Özür dilerim. Uzun zaman sonra yüzümü bir tek sen güldürmüştün biliyor musun? Benim hayatım benim hayatımda ne zaman iyi bir şey olsa üstüne hep kötü bir şey oldu. O yüzden ben artık hayatımda hiçbir şey olmasını istemiyorum. Babama benzemediğine gerçekten inanmıştım. Ama yanılmışım. Thank you.
İsmini söylersem ayıptır sorma. Başımda bir gölge ağır sallanıyor. Çalıyor ihtimalini anlamıyor. Güzel bir çocukluğun güzel bir çocuktan. Ah, içerdik habire kurtulmak için. Küfrederdik bazen can yakmak için. Dans edip oynaştık aşk olmak için. Çok küçüktük hala yas tutmak için. İstanbul'un bütün güzel çocukları. Bu ikindi bir mezara üşüştüler. Kimi zayıf, kimi şişman, kimi kızgın, kimi pişman. Ama hepsi biraz üşümüştüler. İstanbul'un bütün güzel çocukları. Neden sonra ilk kez görüştüler? Kimi zayıf, kimi şişman, kimi kızgın, kimi pişman. Ama hepsi biraz üşümüştüler. İstanbul'un bütün güzel çocukları. Neden sonra ilk kez görüştüler? Kimi sakin, kimi sizin ne işiniz var burada? Ferhan abi.